Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün uzun zamandan sonra tekrardan bir akşam yemeği menüsü paylaşacağım sizlerle. İster hafta sonu ailenizle, isterseniz de misafirlerinize ikram edebileceğiniz güzel bir menü olacak. Neler hazırlayacağım hemen öncelikle onları sıralayayım. Ben burada 700 gram kadar dana etini küçük küçük doğradım. Böyle yağsız denecek kadar az yağı var. Çok minik doğramanız gerekiyor bu. Patatesleri de böyle küçük uzun uzun doğradım. Suya koydum, beklesin. Kızartmaya yakın suyunu süzdüreceğim. Ondan sonra kızartacağım. Sütlü bir tarhana çorbası yapacağım. O yüzden de burada bir 5 yemek kaşığı kadar tarhanayı suda ıslattım. Ilık suda. Ön hazırlıklarım bunlar. Şimdi pirinci de sizlerle ıslatayım. Ne kadar ıslattığımı görün. Bu menü 5-6 kişiye kadar yeterli geliyor. 2 su bardağı da pirinç ıslatacağım. Bu pirincin cinsine göre değişebilir. Sizler de pirincinizin cinsine göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 2 su bardağı pirinç. Pirincin üzerine şöyle yeterince de ılık su ilave ediyorum. Şimdi artık bu kenarda dursun. İlk önce eti koyacağım. Orada hafif yavaş yavaş pişerken ben diğer yemeklerimi yapacağım. Ocağın altını yakıyorum. Eti yıkadım ve süzdürdüm. Hemen içine ilave ediyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Gerekirse suyu bittikçe birazcık da su ilavesi yapacağım. Ara ara karıştırarak etimi yavaş yavaş pişireceğim. Önce onu arka tarafa alayım. Ete hiçbir şey katmıyoruz. Sadece en son baharatlarını katacağız. Bu arka tarafta pişsin. İlk önce çorbamı yaparak başlayacağım. Çorbamı yapayım. Onu arka tarafa alayım. Orada yavaş yavaş pişerken pilavımı yapacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yemek kaşığının sadece ucuyla tereyağı ilave ediyorum. Yağ eridikten sonra yemek kaşığının ucuyla salça koyuyorum. Eğer çok salçalıysa tarhanayı salça ilave etmeyebilirsiniz. Şimdi ardından tarhanayı ilave ediyorum. Altını tutuyorum. Suyu da koyuyorum. Topaklanması falan hiç korkutmasın sizi. Blender'dan çekeceğiz zaten. Arada eti de karıştırıyorum. Sulandı. İyice sulansın. Hemen çorbanın üzerine kaynattım. 1 litreye yakın suyu ilave ediyorum. Suyu yavaş yavaş ilave edin çorbanıza. Hızlıca karıştırıyorum. Altını kısa aldım. Ara ara böyle karıştıracağım. Topaklanma olursa blender'dan çekebilirsiniz. Hiç sorun etmeyin. Şimdi ara ara karıştıracağım. Hemen etime de bakıyorum. İyice sulandı. Üzerine şöyle patates kızarttım. Aparatla örteceğim. Çorba kaynamaya başladı. Ben şimdi bunun içerisine süt katmam gerekiyor ama süt evde kalmamış. Şimdi ben bunu arka tarafa alacağım. Beklesin, süt almaya gitti oğlum. O gelene kadar da pilavı yapacağım. Kusuruma bakmayın, bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben de dışarıya şu an çıkamadığım için bebekten dolayı sizlere de bunu yansıtmak zorunda kaldım. Lütfen kusuruma bakmayın. Çorba arka tarafta beklesin. Suyunu çekti. Birazcık daha su ilave edeceğim. Yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Etin iyice pişmesi gerekiyor. Eğer kendi kapağı olsaydı iyice sulanacaktı ama maalesef kapağı olmadığı için böyle yapmak zorundayım. İsterseniz sizler düdüklüye koyabilirsiniz. Tekrar kapatıyorum. Hemen pilav tenceresini koyayım. Pilavı da yapayım. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Şehriyeli bir pilav yapacağım. Bir çay bardağı arpa şehriye. Bu arada ocağın altı yanıyor. Şehriyeler rengi değişene kadar kavuracağım. Şehriyelerin rengi değişti artık. Hemen pirinci ilave ediyorum. Bu
Şimdi de kimse kavuracağım. Kavurduktan sonra bir yemek kaşığını çok böyle doldurmadan tereyağına ekliyorum. Tuzunu da katıyorum. İyice böyle pirincinizi kavurun. Diri diri olduktan sonra suyunu ilave edebilirsiniz. 2 bardak pirinç ıslatmıştım. 3 bardak da su ilave edeceğim. Kettle'da kaynattığım sıcak su ilave ediyorum. Çok fazla pirinci ıslatmadığım için 3 koyuyorum. Ama biraz daha fazla, yani öncesinden pirincinizi ıslatırsanız 2,5 yeterli gelebilir. Ama bu pirincin cinsine göre değişebiliyor. Ben 3 bardak koydum. Şimdilik 2 bardağı. Tamamdır. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladı zaten sıcak su koyduğum için. Kısa alıyorum. Yavaş yavaş pişsin. Hemen etime tekrar bakıyorum. Küçük küçük doğradığımız için çok çabuk pişiyor et. Neredeyse pişti. Birazcık da yağda böyle bir kavuracağız hafif. Baharatlarını da ilave edeceğiz. Onu en son yapacağım. Yarım bardak daha kaynar su ilave ediyorum. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi pilav pişince onu sarıp kenara alacağım. Patateslerimi kızartacağım. 10 dakikadır pilav pişiyor. Bir bakacağım. Artık suyunu çekmiş. Altını kapatıyorum. Temiz bir gözü üzerine şöyle örtüyorum. Bu şekilde daha iyi demleniyor pilav. Kenara kaldırıyorum. Patates kızartmak için uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Yeterince sıvı yağ koyuyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra patatesleri içine atıyorum. Birazını attım. Biraz da tuz ilave ediyorum. Altını yüksek ayara getiriyorum. Ve kızartmaya devam ediyorum. Şöyle bir karıştırayım patatesleri. Kızaran patatesleri servis tabağına alıyorum. Patatesi orada kızarırken ben hemen soğan salatasını yapacağım. 3 adet şöyle orta boy kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 tane de domates ilave edeceğim. Bunların hepsini karıştırıp bir soğan salatası hazırlayacağım. Özellikle tantının yanına çok yakışıyor. Böyle uzun uzun doğruyorum. Bir kabın içine alıyorum. Hemen maydanozla dereotunu da doğruyorum. Onu da içine alıyorum. En son domatesi doğrayacağım ezilmemesi için. Tuzunu birazcık tuz ilave ediyorum. Biraz da pul biber. Bunları önce bir ovuyorum şöyle iyice. Birazcık dar olacak. O yüzden başka bir kabın içine alacağım. Biraz daha büyük. İyice ovalıyorum şöyle. Ben domatesi de doğrayayım. Onları da böyle küçük küçük küp şeklinde doğrayacağım. Patates de kızardı. Soğan salatam da hazır zaten. Bir şey kalmadı. İçerisine bir miktar zeytinyağı ilave ediyorum.
Limon katmayacağım ama seviyorsanız katabilirsiniz. Soğan salatam bu kadar. Bu çok kolay. Şöyle bir servis tabağına boşaltacağım. Salatam hazır. Şimdi kenarda beklesin. Ben patatesleri alacağım. Sonuncu kızaran patateslerimi alıyorum. Patates de hazır. Salatam da hazır. Şimdi artık çorbayı yapayım. Bundan sonra eti de halledip yemeklerim hazır olacak. Şu kaymak kısmını alacağım. Bekledikçe de koyulaşmış. Önce bir kaynasın. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Suyunu ayarlayacağım şimdi. Biraz su katıyorum. Hafif koyu bir kıvamı olması gerekiyor. Bu çorbaya süt olduğu için sarımsak falan katmıyoruz. Şimdi altını yükseğe açıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Çorba kaynamaya başladı. Altını kısa alıyorum. 2 dakikada karıştırarak pişirip altını kapatabilirsiniz. Hemen kıvamına bakacağım. Koyuluğu gayet iyi. Çok böyle sulu da olmasını istemiyorum. Blender'dan da çekmeyeceğim. Kaynadıkça içindeki topaklar kayboldu artık. Çorbanın altını kapatıyorum. Tarhananızın kıvamına, tuzuna göre tuz ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da nane. Çorbam hazır artık. Şimdi bunu kenara alayım. Hemen etimi de bir yağda kavuracağım. Tamam. Artık en son olarak da etimi pişireceğim. Et toplamda 40 dakikadır pişiyordu. Çok kısık da böyle kısa aldım. Yavaş yavaş o pişerken diğer yemeklerimi de hazırlamış oldum. Hemen baharatlarını ilave ediyorum. Kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ve tuz. Bol miktarda baharat katacağım. Kırmızı toz biberi bolca ilave edebilirsiniz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Şöyle biraz daha katayım. Yarım çay bardağı yeterli. Birazcık hafif etin suyu. Biraz da yağla kavuracağım şöyle. Çok değil. Etiniz tamamen piştikten sonra baharatlarını ve yağını ilave edin. Pişmeden eklemeyin. Et de pişti. Tamamdır artık. Altını kapatıyorum. Böyle hafiften etin suyu olsun. Daha lezzetli oluyor. Tüm yemeklerim hazır. Artık yemeklerimin sunumuna geçebilirim. Yemeklerimin hepsini sunuma getirdim. Şimdi çorbayla başlayıp yemeklerimi servis tabaklarına koyacağım. İlk önce çorbayı servis edeceğim. Kıvamı gayet güzel olmuş. Çorbanın kıvamını da şöyle sizlere ayrıntılı göstereyim. Çok güzel olmuş. Süt de çok yakışıyor gerçekten. Hiç denemediyseniz muhakkak denemelisiniz. Pilavı da karıştırayım. Tane tane pirinç pilavı olmuş. Üzerine böyle bir bez örterek dinlendirirseniz pilavınız çok daha tane tane olacaktır. Hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Şöyle etten de koyacağım. Arzu ederseniz de et değil, eti ekmek arası ya da lavaşla dürüm yapabilirsiniz. Şöyle kenarlarını. Ben böyle pilav ortasına koydum. Yanlarına da şöyle patates koyacağım.
Biraz da soğan salatasından koyacağım. Gayet güzel bir akşam yemeği menüsü oldu. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.